Hazreti Ömer'e kadar gittin, vesayet dedin, hak dedin, darbe dedin, 28 Şubat süreci dedin. Bak burada gencelik bir kaymakamsın. 6 tane de kaymakam arkadaşım var. Bunların hepsi FETÖ'den tutuklandı ve 6 yıldan az olmamak üzere ceza aldı Sayın Bakan. Sen busun Sayın Bakan, sen busun. Buyurun. Özkan hala. Buyurun. Buyurun. Hatırlıyor musun? 17-25'te bile siz gittiniz. Bunların televizyonlarının önünde, gazetelerinin önünde kol kola girdiniz yahu. Yahu siz de kasetle bunlar genel başkan değiştirdiler. Neyi anlatıyorsunuz siz bana, neyi? Böyle şey olur mu? Sayın milletvekilleri. AKP Grup Başkanı uluslararası endekslere Google'dan bakıyorsa vay halimize. Onu söyleyeyim. Sayın Ala dedi ki Filistin'le ilgili CHP'nin söyledikleri tarihinin yüz karasıdır. Ben bazı şeyleri söyleyeyim Sayın Ala. Yüz karası kim? Bakın Mavi Marmara gemisinde ölenler için bu ülkenin başbakanı dönemin bana mı sordular dedi. Bence bundan yüzünüz kızarmalı. Bu ülkede Nescafe'yi yasakladınız, kolayı yasakladınız. Ama bunların makinelerini gemiyle Türk limanlarından İsrail'e yolladınız. Sayın Bakan, İsrail'in Gazze'yi işgalinden kısa bir süre önce Netanyahu'la karşı karşıya gelen bu ülkenin Cumhurbaşkanı ne yaptı? Aa dedi, kravatlarımız aynıymış, işte olduk. Üzülmediniz mi, yüzünüz kızarmadı mı? Cumhuriyet Halk Partisi tarihine bakarsanız İsmet Paşa'dan bugüne kadar bizim gençlerimiz Filistin'de, Filistin topraklarında savaşmış, eğitim görmüştür. Starbucks'ı basmamıştır. Ya da mitingler yapmamıştır. Bunu bilin. Şimdi dediniz ki, Sayın Bakan dediniz ki Allah'a şükürler olsun İHA'mızı üretiyoruz. Güzel. Güzel. Peki S-400'lerle F-35'lerin parasını alabildiniz mi? Paramızı verin diyebildiniz mi? Kullanabildiniz mi? Rusya'ya sen kimsin benim paramı vermiyorsun diyebildiniz mi? Şimdi Sayın Bakan, eğer yüzünüz kızaracaksa İsrail saldırısından hemen sonra ABD İsrail'e 5 milyar dolar yardım etti. Ne diyebildiniz? Bakın Filistin'i bombalayan o jetlerin yakıtları Türkiye'den gemilerle gidiyor. Hiç bundan utanmıyor musunuz? Hangi birini söyleyeyim? Bakın size söyleyecek çok şey var. Yasaktan bahsediyorsunuz, yasaktan. Ve Anayasa Mahkemesi diyorsunuz. Kendi yarattığınız canavarlar bu ülkede Ergenekon balyozla pırıl pırıl askerleri, milletvekillerini ağırlaştırılmış müebbet hapse hükmetti. O Anayasa Mahkemesi olmasaydı ve idam cezası olsaydı asmıştınız Tunca Özkan'ı, asmıştınız. İlker Başbuğ asmıştınız. O zaman Anayasa Mahkemesi vardı değil mi? Bitireceğim. O zaman Anayasa Mahkemesi vardı, şimdi yok öyle mi? Yahu uluslararası endekslere taktım. Ben sana bir şey söyleyeyim. Sayın Abdullah Güler, bunu TÜİK'te yapsaydı, mesela hukukun üstünlüğü endeksinde 140 ülke içerisinde 116. olmazdık da 114. olurduk. Halimiz bu. Diyorsun ki ben bu rakamları Google'dan aldım. Ya yolluyorlar size. Ya yolluyorlar size. Sayın Başkan, bakın bir yasak göreceksen, milletvekilleri, gazeteciler sizin döneminizde tutuklu. Hala bir milletvekili tutuklu, milletvekili. 80'li Evren Paşa yapıyordu. Şimdi siz yapıyorsunuz bunu. Hiçbir farkınız yok. Sayın Bakan, ben sizi burada çok üzmek istemem. Bakın. Sayın Bahçeli, Sayın Genel Başkan ne diyecek bilmiyorum ama Hazreti Ömer'le veda hutbesi bizim tarihimiz, bizim tarihimiz. Ama Göktürkler, Kağanlar, Hanlar da bizim tarihimiz. Nereden başlattınız merak ediyorum. Ama şunu bilin ki bu ülkenin
Kaanlardan, Hanlardan, Göktürklerden bugüne kadar tarihi bizimdir. 29 Ekim 1923'te de tamamı vücut bulmuştur. Bu bir. Gelelim Sayın Bakan. Hazreti Ömer'e kadar gittin. Vesayet dedin. Hak dedin. Darbe dedin. 28 Şubat süreci dedin. Bak burada gencelik bir kaymakamsın. 6 tane de kaymakam arkadaşım var. Bunların hepsi FETÖ'den tutuklandı ve 6 yıldan az olmamak üzere ceza aldı Sayın Bakan. Sen busun Sayın Bakan, sen busun. Buyurun. Özkan hala. Buyurun. Buyurun. Hatırlıyor musun? Arkadaşlar aslında cevabı gerektirir bir konuşma olmadı. Teşekkürler. Ben size önce bu süreyi kullanarak şurada gerçekten bu 28 Şubat sürecini biraz önce çöpe attığımıza dair gösterdiğim genelgede bazı arkadaşlar merak etmiş ne yazıyor diye. Önce onu okuyayım, sonra da bir iki şey söyleyeyim. Ekli listede genelge ve talimatlar ile bunlarla ilişkili olarak Başbakanlık ile diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından genelge, tamim, eylem planı, yönerge, talimat, olur, direktif ve diğer adlar altında yürürlüğe konulan her türlü işlem ve düzenlemeler yürürlükten kaldırılmıştır. Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim Recep Tayyip Erdoğan. Şimdi sevgili dostum, bundan sonra iyi işler, demokratik tutumlar göstermeniz dileğiyle, demokrasiden yana tavır almanız dileğiyle bunları söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkede sürekli millet iradesine karşı durmuş, darbelerden 28 Şubat'ın arkasında durmuş, muhtıralardan yana olmuş, darbelerin arkasında durmuştur. Darbelerin arkasında durmuştur. Şimdi siz bize Filistin'den bahsediyorsunuz. Ya One Minute'in sesi, One Minute'in yankıları Avustralya'dan Kanada'ya, Sibirya'dan Afrika'ya kadar yankılanıyor. Siz ambargo nedir biliyor musunuz? Ambargo nedir? Siz hangi silah göndermekten bahsediyorsunuz? Gönderebilsek göndermez miyiz? Ambargo nedir? Bu nasıl bilinmez? Hiç takip etmediğiniz anlaşılıyor. Beyler hiç, hiç Filistin'le, yani Filistin'le siz... Lütfen, lütfen Sayın Başkanım. Ambargo nedir bilmiyorsunuz. Silah göndermekle itham ediyorsunuz. Arkadaşlar biraz meseleye çalışın. Biz efendim uluslararası ilişkilerde şöyle olmuş da hiç kimse bir şey diyemezken biz onlara gerekli tavır koymuşuz. Sizin daha gitmeye çalıştığınız yerden biz geliyoruz. Kardeşim biz tevazu edene hakikademden belki ednayız. Tekebbür edenin fevkinde göğe ki biz semayız. Yaptık bunları. Yapıyoruz ve değerli kardeşlerim hepsini birbirine karıştırdınız olabilir. S-400'leri, F-16'ları efendim yani bunları da F-35'leri bunları birbirine olabilir. Olabilir ama biz kardeşim SİHA diyorum yani satın almak istediğimizde satmıyorlardı etkili silah diye. Yoksa parasını verip de almadığımız şey yok. Öbüründe de SİHA için parayı niye verelim? İHA SİHA için satın almak istediğimizde bize satmıyorlardı. Onu anlatıyorum. Ama siz onu yanlış anladınız. Siz S-400'lerle ki oraya da F-16'ları görüyorsunuz işte. Sürekli görüşülüyor ve onları da alacağız. Değerli kardeşlerim almış bana, ben buna ne diyeyim? Yani ta kaymakam adaylığında oraları ben mi düzenliyorum? Oraya ben bu adamları alıyorum. Oraya işte değerli kardeşlerim o zaman değil sonradan 17-25'te bile siz gittiniz. Bunların televizyonlarının önünde, gazetelerinin önünde kol kola girdiniz. Yahu bir insan terör örgütü olduktan sonra da devletin terör örgütü bak. Bir dakika, devletin terör örgütü dediği kimseler açıklamalar yaptınız. Son bir şey, açıklamalar yaptınız. Bu terör örgütünün ne menem projeler, programlar hazırladığını dünya alem biliyor. Yahu siz de kasetle bunlar genel başkan değiştirdiler. Neyi anlatıyorsunuz siz bana, neyi? Böyle şey olur mu? Bilmem neredeki benim onlarla benim bu konudaki değerli kardeşlerim
Bu konudaki mücadelemi sadece Türkiye değil, dünya alem biliyor. Bunun için izaha bile lüzum yok. Her cümle bir israftır, fuzulidir. O sizin bilgisizliğinizi, o sizin, bir şey demek istemiyorum ama yine bilgisizliğinizi diyeyim, cehaletinizi demek istemiyorum, gösterir. Yazık. Kardeşim, biz oralardan da geldik, onların haddini de bildirdik. Bizi atmaya çalışan 28 Şubatçıların hadlerini de... Sayın, nereden arzu edersiniz? Teşekkür ederim Sayın Başkan. Eğer ara verirseniz... Teşekkür ederim Sayın değerli Başkan. Değerli arkadaşlar, bir dakika. Doğrusu... Değerli arkadaşlar. Ben oraya geçeyim başkanım. Sayın milletvekilleri. Değerli arkadaşlar, insanoğlu bağırmadan meramını anlatabilen bir varlıktır. Bir meram anlatmak için bağırmaya gerek yok. Kaldı ki Türkiye Büyük Millet Meclisi usulleri belli olan bir platformdur. Burada her siyasi parti bütün farklı görüşlerini grup başkan vekilleri vasıtasıyla ya da böyle bütçe gibi konularda parti sözcüleri vasıtasıyla meramını dile getirir. Bağırmak sokak işidir. Burası bir sokak değil, Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Milletin mehabetine sahip olması gereken bir yerdir. Hiç kimsenin bağırmasına gerek yok. Sayın Beşler, ister yerinizden ister burada. Oradan da olabilir. Buyurun. Sayın Güler çok sık kürsüye çıkmıyor. Uzun süredir ilk defa dinledim. Doğrusu zaman zaman hayrete düştüm. Zaman zaman dehşete düştüm. Ama özcesi inanamadım. Yani bu AİHM'le ilgili istatistikleri verirken kötülükte bu kadar yarışacağını hayal edemezdim. Sayın Güler özetle şunu söyledi. Dedi ki biz kötüyüz ama başkası da kötü. Biz biraz daha kötüyüz dedi. Ya böyle bir şey olabilir mi? Demokraside, özgürlüklerde, hukukun üstünlüğünde yarışıyoruz demediniz, diyemediniz. Ve üstelik bütün istatistikleri, bütün araştırmaları, uluslararası, global bütün değerlendirmeleri de elinizin tersiyle ittiniz. Ama kendiniz de aynı istatistiklerden farklı şekilde faydalandınız. Bir de çok trajikomik bir şey söylediniz. Dediniz ki, ya yine niye Yunanistan'a bir şey demiyorsunuz? Batı Trakya Türkleriyle ilgili... Mealen söylüyorum, mealen. Yani onlar da uygulamıyor. Ya biz Türkiye'ye uygulatamıyoruz. Ama hatırınız için söylüyorum. Ey Yunanistan, Batı Trakya ile ilgili kararları uygulayın. Türkiye'de uygulatamıyoruz ama gelin siz uygulayın. Yani bu çağrıyı da yapıyorum. Sayın Başkan, AİHM'e az başvuru yok. Adalet ve Kalkınma Partisi yasa değiştirme konusunda gerçekten takdir ettiğim bir parti. İnanılmaz değişiklikler yapıyor. AYM bireysel başvuruyu kabul etti. %50 oranında başvuru düştü. 5233 sayılı yasayla ilgili başvuruları, yüz binlerce başvuru vardı, milyona vardı. Pilot karar aldırdı AYM, görüşmelerle, diplomasiyle 5233 sayılı yasayla onu da kesti ve daha birçok yöntemle AYM kendinizce AYM'e giden sayıları azalttınız, kabul. Ama AİHM'de en çok ihlal alan ülkeler başındadır maalesef Türkiye. Ya uzağa gitmeyelim. 314-2. İki gün önce Anayasa Mahkemesi bir karar verdi. Örgüt üyesi olmamakla beraber örgüt adına suç işleme. Şu anda on binlerce insan tutuklu ya da ceza almış. Bu maddeden AİHM kararını uygulamadığınız için. AİHM daha önce karar verdi. Uymadınız. Bir daha karar verdi. Derhal bu davaların düşmesi gerekiyor ya. Siz AİHM'e değil artık AYM'ye de uymuyorsunuz. Can Atalay kararı ortada. Yani meclis hala buna bir cevap vermedi. Diğeri Sayın Başkan. Demirtaş-Kavala dosyası değil mi? O sistemik kararları Türkiye uygulamıyor. Sayın Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bence çok dürüstçe ve dobra bir yanıt verdi. Dedi ki onlar siyasi karar veriyor. Biz de siyasi karar veriyoruz ve bırakmıyoruz dedi. Ya 18. maddeden Türkiye ihlal yedi. Ne demek 18?
Büyük daire söyledi, uymadınız. Bakanlar Komitesi, Avrupa Konseyi üyeliği tehlikede ya. Neredeyse Türkiye üyelikten atılacak. Hala direniş var. Neden? Diyor ki sen Demirtaş'ı siyaset yaptığı için içeride tutuyorsun. Yüksekdağ ve diğer arkadaşlarımızı. Hiç başka kararlara gitmiyorum. Bizim partimizin eş genel başkanlarıydı ya. Ve siz onları bilerek ve isteyerek hukuk dışı bir şekilde cezaevinde tutuyorsunuz ve gelmiş bize burada istatistik anlatıyorsunuz. Hakikaten, hakikaten hayret etmiştim ama kötülükte yarışmayın. Biz bu ülkenin iyilikte yarışması için mücadele ediyoruz. Demokraside yarışması için mücadele ediyoruz. Hukukun üstünlüğünde yarışması için mücadele ediyoruz. Bir dakika konuşacağım, oradan konuşacağım. Hayır, olmuyor. Bir dakika. Arkadaşlar vakit epey geçti. Sadece birer dakika bundan sonra. Buyurun. Yine cevap vereceğim. Çok güzel. One minute. Bir dakika. Çok güzel bir dakika. Ama ben de size bir dakika diyorum. O bir dakikayı demeniz için Yahudilerden aldığınız üstün şeref madalyasını önce bir iade edin. İki. Darbe diyorsunuz. Şunu bilin ki bugün burada bu kadar çok parti varsa bunu Cumhuriyet Halk Partisi'ne borçluyuz. Çok partili hayata geçmişsek seçimleri kaybedeceğini bile bile gönül rahatlığıyla çok partili hayata geçip iktidarı Demokrat Parti'ye veren İsmet'in önüdür. İki, ya darbe diyorsunuz değil mi? %49,5 oy almış bir başbakanı devirmişsiniz, ben size ne diyeyim ya. Bu tür haberler için lütfen Siyasetin Sesi kanalına abone olmanızı ve video hakkında yorum yazmanızı istiyoruz. Sizin desteğinize ihtiyacımız var.